Merhaba dostlar. Yeni bir tarifle sizlerle birlikteyim. Bugün Efe'min tercihiydi. Kavurma istedi. Ben de kavurma yapıyorum ve sizlerle bunu paylaşıyorum. Evet, kuyruk yağı kullanacağız kavurmamızda. Kuyruk yağı kullanma sebebimiz etin kendi doğal yağısı olduğu için ete ayrı bir lezzet ve yumuşaklık katacaktır. Dolayısıyla kuyruk yağı ilk tercihimizdir. Kuyruk yağı tedarik edemiyorsanız sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kuyruk yağı da oran kilo başına 100 ila 120 gram arasında et için. Yani 1 kiloya 100-120 gram arasında, 2 kiloya 200-250 gram, 3 kiloya 300-350 gram gibi düşünün. Evet, bu ete gerçekten güzel bir lezzet verecektir ve eti çok güzel yumuşatacaktır. Kavurmada etin mutlaka sinirsiz ve yumuşak bölgesini mutlaka kasabınızdan isteyin. Gördüğünüz gibi etler yağsız ve sinirsiz bir bölgesinden tercih ettim ben. Çünkü zaten hayvanın kendi yağını kullanacağım için ona gerekli lezzetli ve yumuşaklığı katacaktır. Etlerimizi küp küp doğruyoruz. Kuyruk yağı ince ince doğradık. Etlerimizi küp küp doğradık. Evet, malzeme olarak ben bir miktar kapya biberi, küçük bir baş soğan, birkaç diş sarımsak kullanacağım ve baharatlarımızı ilk olarak evet tenceremizde kuyruk yağı pişirmeye başlıyoruz. Evet, kuyruk yağımız tamamen sıvılaştı neredeyse. Gördüğünüz gibi tamamen şerbetini verdi. Tabii ki kalan posasını içinden almıyoruz. O etle beraber kavurmaya devam edecek. Devam edeceğiz efendim. Evet, kuyruk yağımız eridi. Şerbet kıvamına geldi. Şimdi etle buluşturuyoruz kuyruğu. Bir miktar harlı ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Etimiz mühürlenecek. Daha sonrasında altını kısıp beklemeye bırakacağız. Ama bu arada etimiz pişerken ben de içine katmayı düşündüğüm kapya biberlerini doğrayacağım. Kapya biberlerimizi halka halka doğruyoruz. Kavurmaya da ayrı bir lezzet ve aroma katacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kapya biber dışında sebze olarak içine bir baş kesilmemiş, doğranmamış soğan atacağım küçüğünden. 2-3 diş de sarımsak atacağım. O kadar güzel bir lezzet yakalayacağız ki standart kavurma tarifiniz eminim bu olacak. Maydanozu ince ince kıyıyorum. Ama tabi etin içine karıştırmayacağım. Piştikten sonra üzerine serpiştirmek için birkaç tane maydanozlarımızı da hazırladık. Evet, şu anda etimiz kaynama aşamasına geldi. Bir miktar daha kavrulduktan sonra sebzesini ekleyeceğim. Baharatlarını ekleyeceğim ve baharat olarak ne kullandığımı diye sizlerle paylaşacağım. Evet, yaklaşık yarım saat 45 dakika oldu. Etimiz kavruldu, suyunu bırakmaya başladı. Şu anda bir baş
kuru soğan doğranmamış olarak ilave ediyoruz. İçinde birkaç diş sarımsak ben ayıklamıştım, evet buradalar. Onları da bütün olarak atıyoruz. 3-4 adet de fazla büyük olmayan kapya biberi doğradım. Evet, bunları kavurmamıza ilave ediyoruz. Baharat olarak bunların hepsi isteğinize bağlı. Sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz ama bunlar müthiş bir aroma katacaktır. Ben tavsiye ediyorum. Bir miktar kekik. Kırmızı toz biber. Acı seviyorsanız acı, sevmiyorsanız tatlı kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı ben toz biber kullandım. Ben biraz acı sevdiğim için biraz pul biberi. Bir çay kaşığına yakında karabiber. Göz kararı tuzumu da ilave ediyorum. Evet, baharatlarımız bunlar. Katmış olduğum sebzeler bu şekilde. Şimdi bunları karıştıracağım. Altını kısacağım. Ve yaklaşık 1 saate yakın tekrar pişmeyi terk edeceğim. Evet, kavurmamız neredeyse oldu. Harika bir kıvam. Müthiş bir lezzet yakaladı eminim. Size bir tüyo daha vermek istiyorum. Sert et diye bir şey yoktur. Pişirme süresi ette çok önemlidir. Dolayısıyla 45 dakikada, yarım saatte, 1 saatte hızlı pişen bir kavurma mutlaka sert olur. Etiniz ne kadar sert olursa olsun mutlaka kısık ateşte pişirme süresini uzun tutun. Göreceksiniz ki tandır kıvamında yumuşacık lezzetli bir kavurma yakalayacaksınız. Ben yaklaşık başlama aşamasından şu ana gelinceye kadar 2 saat bir süre geçti. Ama keşke 2,5-3 saat daha kısık ateşte pişirseydim. Daha ayrı bir kıvam yakalardı ama şu anda bile müthiş bir kıvamı yakaladı zaten. Evet, birazdan tadına bakacağız. Kavurmamız pişti ve servise hazır. Harika kıvamı ve lezzetiyle sunuma hazır kavurmamız. Evet. Son olarak üzerine bir miktar maydanoz. Zaten baharatlarını ve tuzunu ilave etmiştik. Harika, nefis, leziz Kasap Bülent'in kavurması. Yapanlara ve yiyenlere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız bana da destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Lokum. Tartışmasız ikili. Harika pirinç pilavı ve harika kavurma. Ver yansın. Afiyet olsun.